Kızma. Kalkarız. Neden kızgınsın bana? Kızgınım, herkese kızgınım ben. Her bela bizi buluyor. Özgür'ü, Nazlı'yı, beni. Ya biz kimseye zarar vermiyoruz. Başkası bize bela oluyor. Evet. Başkası sarıyor başımıza belayı, her türlü haltı. Ali, al hadi. Hep aynı şey. Bana da aynısı oldu. Oldu. Biri benim tarakla Tahsin pisliğini doğradı, dürttü tarağı benim yatağıma. Ben dedim ama ben yapmadım dedim. Aynısı oldu. Ben yapmadım dedim, bağırdım. Başkası sarar hep belayı başımıza. Hep başkası. Uyuyacağım ben. Uyuyacağım. Dinlen biraz. Buyurun efendim. Bey2 koğuşun havalandırma cezalarının bittiğini haber verir misiniz lütfen? Başlıyor. Günaydın. Sağ ol. Herkes görev yerlerine gidebilir arkadaşlar. Siz ikiniz de benimle ikinci kısma geliyorsunuz. Sayım için çek. Geç yerine. Sallanma. Sardı sayım sana. Say. Bir. İki. Üç. Dört. Beş. Altı. Yedi. Sekiz. Son.
bu da gizli psikopat ha. Bir şey mi dedin? Havalandırma cezanız bitti. Bugün çamaşırhane deneyeceksiniz. Herkes içeri. Sayın Biçinçek. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hazırlanmışsınız. Evet. Ödev yapar gibi hazırlandım. Gülten Hanım'a ne kadar çok şey hatırlıyormuşum. Bu iyi haber. Başlayalım mı? Tamam, başlayalım. Gülten Hanım'la İlk geceden başlayan çatışmamız hiç bitmedi. İsyan ertesi günü sabah erkenden gelip B2 koğuşundaki kadınları dövdürdü. Sürekli aklımda olumsuz şeyler söylüyordu. Dünyanın gözü üzerimizdeymiş. Vız gelir, tırs gidermiş. Yani bunların dediğini kendim duydum. Burada işimiz bitmedi daha. Tahsin'in katillerini kendi ellerimle yakalayacağım. Cezalarını kendim vereceğim. Dünyanın gözü üstümüzdeymiş. Vız gelir, tırs gider. Günaydın. Günaydın. Odama gelir misiniz? Dikkat ediniz. Başın derde girecek. Asıl o dikkat etsin. Yani sizin anlayacağınız, bana zorluk çıkarmak için elinden gelen her şeyi yaptı. Her şeyi. Kendine ve belki de Savcı Bey'e çok güveniyordu. Çıkmadan önce size Tahsin'le ilgili birkaç soru sormak istiyorum. Buyurun. Tahsin'in ölümü içerideki uyuşturucu satışıyla alakalı olabilir mi? Tahsin çok örnek bir görevliydi. Keşke onu tanısaydınız. O zaman böyle konuşmazdınız. Peki cezaevinde uyuşturucu sorunumuz var mı? Hayır, yok. Peki uyuşturucu kullandığından kuşkulandığınız ama bana intikal ettirmediğiniz birisi var mı? Yok. Çıkabilirsiniz buradan. Dolabından uyuşturucu çıktı. Ama hep inkar etti. Buyurun. Bundan sonraki hayatınız parmaklıkların öbür yanında geçecek gibi görünüyor. Ne dersiniz? Gülten'in dolabında uyuşturucu bulunduğunda buradaki karanlık işlerin kökünü kazacağımı düşünmüştüm. Ama öyle olmadı. Gülten Filiz'den kuşkulanmıştı. Onun suçüstü yakalamak için torbacılığa soyunmuştu. Ne o Filiz Hanım? Kedini akşam gezintisine mi çıkardın? Doktoru görünce. Sen git, ben hallederim.